fikri mülkiyetin çizgisini nerede ayırıyorsun? İftira, intihal vesaire gibi şeylere ne diyorsun? Libertaryenler iftiranın falan suç olmadığını söylerler, tehditin de hatta, ama ben bunların suç olduğuna inanıyorum. Fikri mülkiyetin çizgisini nerede ayırıyorsun? Yani ayrılır ya, çok bariz yani, bariz. Adam bir terim kazandırdıysa ya da bir terimi kendi çapında yeniden yorumladıysa, ama yeni bir şey üretmiştir ve onun fikri mülkiyeti ona aittir. Bunu kaynak belirtmeden, adamı hiç anmadan kullanmak terbiyesizliktir, ahlaksızlık. Fikri mülkiyet kesinlikle var ve olmalı. Sanat eserlerinde de olmalı, felsefede de olmalı, akademide de olmalı. Çizgiyi nereden çekersin dersen, yani ne bileyim, somut örnekler olacak ki öyle bir şey diyeyim. Soyut olarak bir şey diyemeyeceğim. Nerede çekeceğime dair çizgiyi.